gölge zor. Seni işittik Gözüm Hatun. Yüzünü görmek nasip oldu. Melek gibi demişlerdi, hakikatmiş. Güzelliğiniz nur yüzünüze vurmuş. Allah razı olsun. Maşallah Gözel Sultan. Güzelliğinizle nur saçıyorsunuz. Sağ olun. İki canlısınız belli. Bir oğlan var burada. Biri şehzade. Gebe değilim. Öyle olsa bilirdim. 40 yıl ebelik yaptım. Yüzlerce gebe kadın görmüşümdür. Bir bakışım kâfi. Anlarım. Al bunu. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bunu da al, herkese dağıt. Ay Allah ebeyim, bir bakışta anlarım dedi. İşitmedin mi? Nereden anlayacak bir bakışta? Yemek için gelmiş yoksullardan biridir o. Hem belki sırf bahşiş verirsin diye söyledi. İçin rahat edecekse şifahaneye gidelim, bir muayene etsinler seni. Olur aslında. Yoksa uyku tutmayacak beni bu gece. Hünkârım, vallahi nasıl diyeceğimi bilemiyorum lakin... Gel Zülfikar. Hünkârım. Gözdeniz Katerina Hatun birden ortalıktan kayboldu. Sen ne dersin Bülbül Ağa? Ne demek ortalardan kayboldu? Ben de anlamadım hasadı başım. En son Hacı ile görmüşler, sonrası yok. Müjdemi isterim Kösem Hatun. En az 2 aylık gebesin. İşittin mi heyecan? Gebeyim mi? Şehzadem olacak. Allah'ım, çok büyüksün. Duydun dualarımı. Hemen Ahmet'e haber vermem lazım. Ağalar, derhal hünkârımızı görmem lazım. Hünkârımız burada değil. Az evvel ayrıldılar. Gözüm Hatun. Paşam. İstediğin oldu. Katerina'yı eski sahaya yolladık. Âlâ. O zaman sizinle diğer mevzuyu konuşabiliriz. Diğer mevzu ne? Fahriye Sultan. Malum günahları çok büyük. Bu mevzunun kapandığını sanmıştım. Fahriye Sultan'ı incitmek istememenizi anlıyorum. İnanın benden ona zarar gelmez. Benim esas derdim Safiye Sultan'la. Neyin peşindesin sen? Safiye Sultan'dan kurtulmak istiyorum. Siz de onu buradan göndermek istiyorsunuz, öyle değil mi? Anladığım kadarıyla aklına bir yolu var.
Anlatacağım paşam. Anlatacağım. Validem. Ahmet'im. Katerina Hatun. Gözden. Yanınızda istemişsiniz. Muhakkak makul bir izahınız vardır. Bil ki ciğer kuşağım, senin gönlünü hoş eden hatun benim için de kıymetlidir. Lakin ne yazık ki Katerina Hatun Safiye Sultan'a hizmet edermiş. Ne olacağı belli olmaz. Bugün sessiz kalır, bir zararı olmaz. Lakin yarın öbür gün iş çıkarır başımıza. Senden uzakta kalmasında fayda var. Siz bunu nereden işittiniz validem? Kösem Hatun olabilir mi? İpek don almıştın aylar evvel. Hala parasını vermedin cennet kalfa. Edepsiz. Sayemde hareme giriyorsun da o kursağından bir lokma ekmek geçiyor. Nankör. Git git git. Hayrola Kösem Sultan. Bu ne saadet? Ayakların yere değmiyor. Gebeğim cennet kalfa. Bir şehzadem olacak. Şehzadem. Aman diyeyim, kimseye söyleme. Bütün gözler üstünde nazar ederler. Ellerindeki tek umudu da aldım. Sen şimdi kimseye söyleme diyorsun, lakin hayır. Öyle bir haykıracağım ki herkes bilecek, işitecek. Ne işiteceğiz acaba? Gene ne işler çeviriyorsunuz? Ne çevireceğiz ağam? Aklınca bizi tehdit ediyor yine. Yok intikam alacakmış da hep aynı laflar. Nereye kayboldun sen? Hünkârımızın yanındaydım. Geldiler mi? Maşallah keyfi pek yerinde. Birazdan görürüm ben onu. Niye? Ne oldu ki? Katerina Hatun'u eski saraya kovalamış gafil. Hünkârımız işitince öyle bir kükredi ki vallahi canımı zor kurtardım, onu da söyleyeyim. Ahmet. Her şeyin bir hududu var Kösem. Sabrımın da. Ne bekliyordun? Gözdelerimden birini eski saraya yollayacaksın ve ben buna razı mı geleceğim? Bunu senden istedim. Lakin hiçbir şey yapmadın. Kabullenmemi istedin. Madem ne istediğimi anladın, kabullenecektin Kösem. Zira benim isteklerim sorgusuz sualsiz yerine getirilir. Aksi bir hal, irademi hiçe saymaktır. Bağışlayın hünkârım. Katerina'nın sizin için bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ben aynı zamanda bu hanedanın reisiyim. Bir daha söylemeyeceğim. Haremin kaideleri var. Ve sen de herkes gibi bunlara riayet etmek zorundasın. Hünkârımız bir gün bile ayrı kalamadı benden.
Şehzadem, artık rahmime düştün ya, seninle daha güçlüyüm. Aşk da benim, Ahmet'in kalbinin sahibi de ben. Bunu kimse değiştiremeyecek. Sultan. Nedir mesele Kösem? Hatırlıyor musunuz Sultan? Şurada bir yemin etmiştim. Sizin sonunuzu benim getireceğimi. Sevdiğiniz herkesi, sahip olduğunuz her şeyi teker teker elinizden alacağımı söylemiştim. Bak. Haddini aşma Kösem. Yine boyundan büyük laflar ediyorsun. Kimin karşısında olduğunu unutma. Nasıl unuturum Bülbül Ağa? Safiye Sultan'ı, seni, bana yaptıklarınızı nasıl unutabilirim? Şimdi hesap vakti. Ne hesabından bahsediyorsun sen Kösem? Böyle konuşmak haddine mi? Yıkıl karşımdan. Defol. Ben değil, siz gideceksiniz Sultanım. Zira şu anda ne dersem yapmaya mecbursunuz. Fahriye Sultan'la alakalı öyle bir sırra vakıf oldum ki yer yerinden oynayacak. Ne sırrıymış bu Kösem? Yine kaçtığından bahsedeceksen. Kaçması masum kalır. Fahriye Sultan'ımızın hünkârımızı ve Şehzade Mustafa'yı zehirlediğini biliyorum. Çiçek illetine sebep olan kızınızdır. Ne söylüyorsun sen Kösem? Deli saçmalıkları bunlar. Yeter artık. Artık utan. Böyle mesnetsiz lakırtılarla sultanımızı meşgul etmekten utan. Yeter hadi. Mesnetsiz. Evet. Bu mektup Fahriye Sultanımıza ait. Her şeyi izah etmişler. Sultanımız kendi ölüm fermanını kendi yazdı. Yaklaşma. Gölge Hatun kapıda. Hacı Ağa da öyle. Seslenmem kafi. Saray ayağa kalkar. Ne istiyorsun bizden? Ne istediğimi biliyorsunuz sultanım. Bu saraydan gideceksiniz. Hemen yarın kendi arzunuzla Gözyaşı Sarayı'na gideceksiniz. Yahut evlat acısı çekersiniz. Karar sizin. Sen kimsin? Kimsin sen? Bizi tehdit etmek ne haddine? Thank you.
demek. Kalbinde ince bir sızı var, öyle mi? Öyle. İnce ve derin bir sızı. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü benim kalbim sensin. Sen olmazsan nasıl yaşarım? Gel. Hünkârım, Safiye Sultanımız geldiler. Gelsin. Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk Ahmet. Dün gece ağalara emir verdik. Gitmemiz için hazırlıklar yapıldı. Müsaade edersen... saraydan ayrılma vaktidir. Hayrolsun sultanım. Mesele nedir? Nereye gitmek istiyorsunuz? Eski saraya. Niye gitsin eski saraya? Hem de durduk yere. Vallahi Bülbül Ağa'nın ağzından duydum sultanım. Hünkârımız da kabul etmiş. Safiye sultanımız eski saraya gidiyormuş. Cümle alem bunu konuşuyor. Hatunlar ne diyorsa doğru sultanım. Büyük validemiz saraydan ayrılıyorlar. Köstem, bu onun işi öyle değil mi? Bak sen hatuna.
kimsenin yapamadığını yaptı demek. Destur Safiye Sultan Hazretleri. Uğurlar olsun sultanım. Bundan böyle validem Handan Sultan'ın dairesi senindir. İlaveten. Hürrem Sultan'ın tacı. Bundan sonra sen taşıyacaksın. Madem soruyorsunuz söyleyeyim. Bu yılların intikamıdır. Harcadığınız bir ömrün bedelidir. Neden yaptın bunu? Bu yüzden. Her şeyi biliyorum. Yıllar evvel siz yaktınız yüzümü. Siz yaptığınız her şeyi biliyorum Sultan. Onca yıl alay eder gibi
Bir de hizmetinizde tuttunuz beni. Durdurun arabayı. Safiye Sultan. Eğer bir gün halimi hatırımı sormak isterseniz, nerede olacağımı söyleyeyim. Bundan böyle Kösem Sultan'ın yanında. Şimdi ne biliyorsan anlat. Safiye Sultanımız neden aniden sarayı terk etti? Gerçek sebebi nedir? Safiye Sultanımız gittiler. Susmam karşılığında. Zira senden saklamamı istedikleri bir sır vardı. Ama yapamam. Senden saklayamam. Nedir bu? Seni zehirleyen, sana ve Şehzademiz Mustafa'ya çiçek hastalığını bulaştıran Fahriye Sultan'mış meğer.